Herkese iyi akşamlar. En sıra dışına hoş geldiniz. En sıra dışında bu akşam da haftayı değerlendireceğiz. Şu ana kadar olan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hem içeriden hem dışarıdan Türkiye'ye bakacağız. Savcı Sayan Ankara stüdyomuzda kendileri. Kendilerine hoş geldiniz diyelim. Önce Ankara'dan başlayalım. Savcı Bey, iyi geceler. Saygılar. Eyvallah. Ahmet Kekeç ve Hasan Öztürk stüdyomuzda. Sizler de hoş geldiniz. Eyvallah. Yusuf Ziya Cömert, Avustralya'da, çok uzaklarda bu hafta, bu nedenle bizimle birlikte değil, Sayın Başbakan'la birlikte Avustralya'ya gitti. Zor bir yolculuk. Avustralya zor bir yolculuk. Şimdi Avustralya'da uzak, hani bu yolculuklarda sıkıntılı. Amerika'da uzak bu yolculuklarda. Avustralya daha sıkıntılı ama. Avustralya daha sıkıntılı. Ben Amerika'ya gitmedim. Hasan Öztürk gitti. Kaç saat sürüyor Hasan Öztürk? Non-stop 11,5 saat falan sürüyor. 12 saat. Avustralya daha fazla. 17-18 saat. Durmadan falan. 12 saatte gidiyorsunuz. Şimdi 12 saatte yaptığınız yolculuk sonrası... Ay bir de şimdiki uçak gidiyor. Önceden oraya... Aktarmalı gidiyordu. Tabii. Öyle gitmek aktarmalı. İçin yok, Dubai'ye in, Dubai'den in, Hindistan'a in, Hindistan'a tabii, in. Avustralya için. Singapur'a in, Singapur'dan in filan, öyleydi yani. Şimdi bu... Amerika, yani bu uzun yolculuklardan sonra herkese olmuyor. Yani şimdi herkese olmuyor. Çok. Ama kimi de tuhaf oluyor mesela. İniyor, uçaktan iniyor. Zannediyorum ki iner inmez bunu alıyorlar, bir foruma götürüyorlar. Forumda konuşuyor. Bakalım ne söylüyor. İlk söylediği var değil mi arkadaşlar elinizde? İlk söylediği Amerika'daki. Amerika'da bir forum alıyorlar bunu. Amerika'da o forumda bakın neler söylüyor şimdi. Now going increasing the authoritarian and it is becoming the ruling party is becoming Islamist again. They are, some of them at least, they are returning back to their Islamist roots. But starting from 2011, unfortunately, there are all sorts of signs that they are going back to their own. At least some of them, as I said, but mainly Tayyip Erdoğan and his friends, advisors and so on, they are going back to these Islamist practices. So similar to the Kemalists who tried to build a homogeneous, secularized nation, they are also trying to build a nation. But in this case, this is a religious nation, not a secularized nation, keeping establishing religious schools. Imam Hatip schools. So last week there was a kind of placement exam and so on. Thousands of students were placed in the Imam schools, even though they did not want this. So what happens is that they keep opening these Imam schools, so the students are not given any choice to choose another secular schools and so on. So with a top-down imposition, in an Islamist understanding, similar to the Iranian regime, they are not as authoritarian as they are, not yet, but similar to Iranian regime, they think that by using the state force, they can change people's understanding and so on. So this is what they've been doing since 2011. There was a new law banning selling alcohol after 10 p.m. and so on. This is a kind of secular practice in several countries, in several Muslim countries. You have such practices and so on. But he put this in a way that saying that, look, Quran bans alcohol, you cannot drink it. I mean, he could easily explain this with a secular justification, but he preferred to address his own religious voters, saying that, look, I'm doing something against the seculars. They deserve this punishment. Şimdi bunları anlattı. O uzun uçak yolculuk sonrasında foruma gidiyor, bunları anlatıyor. İşte İmam Hatiplerden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Türkiye'de herkesi zorla İmam Hatip'e gönderiyorlar diyor. İmam Hatipler çoğalıyor diyor. İşte içki düzenlemesinde Kur'an'dan ayet okuyor diyor, evet, falan. İşte bu şey gibi, bu sene de hac mevsimi kurbana denk geldi falan muhabbetleri var ya, böyle bir şey herhalde. Sonra bu kamuoyuna yansıyınca biz de geçen hafta konuştuk. Eleştirdik. Hasan Öztürk en sert eleştirileri aramızda yöneltendi. Hani bu nasıl eleştirmeyelim? Uçağa binip geri dönüyor. Tabii o eleştirilerden de haber oluyor. Ama uçak yine 12 saat. Düşünsene 12 saat git, 12 saat gel.
İnsan perişan oluyor. Kur'an'dan ayet okudu masına tepki veren imam hatip kuruyorlar. Tam İran gibi olmadı ama İran'a benziyorlar. Evet, İran benzeri olacak falan diye. Falan filan diyen orada adam geliyor. 12 saatten sonra toplumsal değişimi istiyorlar. Değiştirmeye çalışıyorlar diyor. İslamcılaştırmaya çalışıyorlar filan diyor. Diyor. İmam hatipler açılıyor. İnsanları zorla imam hatiplere gönderiyorlar. Seküler okullara gitmesine izin vermiyorlar falan filan diyor. Bu bitiyor. Uçağa binip geri dönüyor. Geri dönünce bizim onun bunun işte medyadaki bu eleştirileri görünce apar topar diyorlar ki ya sen ne yaptın? Bir çuval inciri berbat ettin, gel hemen. Bunu yayına çıkarıyorlar. Yayına çıkaralım. İslamlaşma diyorlar ya, ben AKP'yi İslamiyet'e davet ediyorum. İslami bir yönetim uygulamaya davet ediyorum. Mesela hırsızların eli kesilsin. Ben bunu artık Türkiye'de savunacağım. Kesilsin. Ben çalışsam benimki de kesilsin. Şeriat istiyorum bu memlekette artık. Hırsızın eli kesilsin. Kerhaneler kapatılsın. Bu devlet niye kerhane işletilmesine yumar? Orada çalışan insanları Sağlık Bakanlığı benim paramla kontrolden geçiriyor. Onlara vesika veriyor. O kadıncağızlar orada mağdur, mazlum. Seks kölesi onlar. Onların elinden tut. Ben vergi, ekstra vergi vermeye de talibim bununla ilgili. Yani o insanları başka bir mesleklere geçir. Şey mi diyecek yani, hayır ben bu işi yapmak istiyorum. Kurtar. 12 yıldır iktidardasın. İslam, İslam diyorsun böyle. Ağzından her gün din mevzuları koy. İslamlaşma, sen karşımsın. Değilim kardeşim. Keraneci devlet olmaz. Kapat şu keraneleri. Kim karşı çıkacak bu memlekette? Keraneci halife mi olur? Yani hilafetten bahsediyorsun. Niye bu memlekette keraneler var? Neden kumar var? Kumarbaz bir devletimiz var bizim. Loto, ganyan, milli piyango. İslamiyet aykırı kardeşim. Hadi İslamlaş. Karaman diyor ya bu arkadaşın, dininden şüphe edilir. Beni bir de mürtet ilan edecek neredeyse. Hadi İslamlaşmayı ben destekliyorum. Buyur. Milli piyangoyu kapat. Kumarı kapat. Faizle iş yapma arkadaş. Devletin niye bankaları var? Halk Bankası bilmem ne. Bütün AKP'li müteahhitler faizle para alıyorlar. İslamiyet'e davet ediyorum kardeşim sizi. Şeriat'a davet ediyorum. Uygulayın bakalım. İslamiyet'in neresinde var öyle bin odalı saraylar yapmak? Ne yapıyorsun ya? Hangi ülkede yaşıyorsun? Hangi parayla bunları yapıyorsun? Dünya kadar israf. Var mı İslamiyet'te böyle bir şey? Peygamberimizin nasıl yaşadığı belli. Hazreti Ebu Bekir'in nasıl yaşadığı belli. Hazreti Ömer'in nasıl yaşadığı belli. Senin hangi tavrında, hangi davranışında, hangi dilinde, hangi sözünde, hangi yaşantında İslamiyet var ki benim daha az Müslüman olduğumu iddia ediyorsun? Yaptıklarının %98'i İslamiyet aykırı. Ben sana Müslüman değilsin de demiyorum ayrıca. Müslümansın ama kaliteli bir Müslüman yok. Evet, şimdi biz buradan bilimsel olarak şunu söyleyebiliriz. Uzun uçak yolculukları insanın kimyasını bozabiliyor. Bu en uç, işte orada en uç, burada en uç. Yok ya, sen salaksın yani. Ondan oluyor. Ya da ben salağım. Malım. Ya, bu memleketin bu memleketin insanları çok saf ya hani. Şimdi diyor ki bununla ilgili bir yazı yazdı. Mehmet Kekeş de yazmıştı. Sana tweet mesaj tweet attı. Yazdım. Utanmaz müşteri dedi. Sanki ne dedim? Yani utanacak ne iş yaptım? Ey İhsan Yılmaz, bir söyle yok. Müşterilik ne var? İşte senin söylediklerin ortada. O yok. Devamında da şunu yazıyor. Diyor ki okurun mal ya. Salla gitsin. Heh, İhsan Yılmaz. Biz malız ya. İşte bu. Ahmet Kekeş, Ankara'dan başlayayım. Çünkü sen bununla ilgili önemli şeyler söyleyeceksin. Ankara'dan başlayalım. Ankara'dan başlayalım. İstanbul'a dönelim. Savcı Bey. Dinliyorum Turgay Bey. Bu uçak yolculuklarının böyle etkileri var mı? Vallahi uçak yolculuklarının etkileri midir, tahtik kaybetmenin etkileri midir, o biraz tartışılır. Orada uç, Amerika'da uç, Türkiye'de uç, her tarafta suç. Yani bu çok yani ne bileyim çok değişik bir durum. Ben geçen bir konferansta da söyledim. Dedim ki cemaatin bugüne kadar yaptıklarının her şeyini varsayalım ki devlet cemaate kumpas kurdu ve bunları cemaate yaptı. Cemaat bu konuda hiçbir suçu yoktu. Böyle kabul edelim. Yani velev ki bütün yapılanlar iftira, bütün yapılanlar cemaati durdurmak için uydurulmuş deliller. Bu Sayın Hoca'nın dediklerini nereye koyacağız? Yani Amerika'ya gidiyor, oraya Müslümanları şikayet ediyor. AK Parti iktidarın Türkiye'yi şeriata doğru götürdüğünü söylüyor.
İmam hatiplerin çoğaldığını söylüyor. İçkinin yasaklanmasını eleştiriyor. Kur'an'daki ayetlerle ilgili abuk sabuk söylemlerde bulunuyor. Aynı profesör geliyor Türkiye'ye, bu sefer bir televizyon programına çıkıyor. Ya da daha önce, tarihini tam bilmiyorum. Burada da diyor ki ben şeriat istiyorum. Hırsızlık yapanın parmağı kesilsin. Bir paranoyaklık var. Yani ne dediklerini bilmiyorlar. Ülkenin hocası böyleyse ülkenin köylüleri ne yapacak? Çok merak ediyorum ama her zaman köylüler daha sağduyulu davranmıştır. Halkımız daha sağduyulu davranmıştır. Bütün hocalara inat, bütün profesörlere inat. Ben halkımızı daha sağduyulu, daha Anadolu halkının çok daha özverili açıklamalar yaptığını görüyoruz. Şimdi bu tip söylemler ya da böyle söyleyen hocalar gittikleri her yerde hükümeti eleştiriyorlar. İşte yabancı müdahalesi var diyorlar. Kendi ülkemizde yabancı askerlerin postalarını istemiyoruz diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne başkaları müdahale etmesin diyen bunun gibi, yani hocalar, İhsan Bey gibiler ya da siyasetçiler Türkiye'nin bütün her tarafına müdahale için el kapısında neredeyse dileniyorlar. Kapı kapı Türkiye'ye müdahale edin, Türkiye'nin yargısına müdahale edin, Türkiye'nin hukukuna müdahale edin, Türkiye'nin başbakanına, hükümetine müdahale edin, Türkiye'nin başkanlık sarayına ya da halk sarayına müdahale edin. Yani bunların en son Papa'ya kadar gittiler. Onu konuşacağız. Papa'ya bile şikayet ettiler. Onu konuşacağız. Bugün, Savcı Bey. Savcı Bey. O şikayet ikinci bir başka bir mevzu. Onu konuşacağız. Onu konuşacağız. Yani şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de artık herkes çok net bir şekilde anlasın ki durum bundan ibarettir. Herhangi birilerine kurulan bir kumpas falan yoktur. Böyle bir ihanet vardır. Bu ihanete cemaatin alt tabanındaki Anadolu Müslümanları gerçekten farkında olmadan bugüne kadar böyle bir şeye alet olmuş olabilirler ya da onlardan faydalanılmış olabilir. Ama bütün bunları göz önünde bulunduran o sağduyulu vatandaşlarımız gereken kararlarını verecekler. Ama gerçekten hocanın durumu içler acısı. Gerçekten hocanın bundan sonra ders vereceği öğrencilere ben acıyorum. İnşallah o öğrenciler bu hocadan çok etkilenmezler. Peki. Hoca da o öğrencilere böyle abuk subuk şeyler söylemez. Peki. Şimdi İhsan Yılmaz, doçent doktor İhsan Yılmaz'la ilgili konuşuyoruz. Şunun altını ısrarla çizelim. Bu ekran herkes olduğu gibi İhsan Yılmaz'a da açıktır. Tabii. Keşke bağlansa şu anda. Keşke bağlanabilse. Söz hakkı hiç şüphesiz doğuyor. Diler ve arzu ederse, bir parantez açayım, dilediği ve arzu ettiği kadar ekranda kendisiyle ilgili bu eleştirilere cevap verebilir. Yahut gelmek istiyorsa haftaya buyurup gelebilir. Onun altını ısrarla çizelim, peşin peşin söyleyelim. Ahmet Kikeç. Ya ben esasında nereden başlayacağımı bilemiyorum. Hakikaten burada çok enteresan bir durum var. Sıra dışı diyoruz biz buna. Çok enteresan bir durum. En sıra dışı. En sıra dışı. Şöyle yani şimdi... işte insan bir tarafıyla baktığımız zaman zayıf bir mahluktur. Yani işte zaaflarıyla mağluldur insan. İnsanın güçlü olduğu durumlar var, zayıf olduğu durumlar var. Yani bizim insani haslet ya da insani davranış, insani haller başlığı altında toplayacağımız bir sürü insan hallerinden söz edebiliriz. Mesela insan yalan söyler. Yalan söyleyebilir. İnsanlar yalan söyler. İşte üzülür. Bir insan bir durum karşısında işte ağlar, yani tepkisini ağlayarak, üzülerek, bazen yalan söyleyerek, sinirlenerek gösterebilir. Ya da ne bileyim işte gazeteci ise işte manipülasyon yapar, işte oturur asparagas haber yazar, zaafı vardır, hırsızlık yapar, zaafı vardır, zina eder, içki içer. Yani insana haller başlığı altında toplayacağımız türlü davranışlarda bulunur. Bütün bunlar insana ait özelliklerdir. İnsana hallere ilişkin şeylerdir. Yalnız burada bizim insani haller başlığı altında açıklayacağımız bir durum yok. Burada sadece bir durum var. Durum. Yani İhsan Yılmaz'ın bu iki farklı mecrada yaptığı konuşma bize bir durum gösteriyor. Şimdi bu durumun izahı yok. Bütün insani hallerin izahı var. Bu durumun izahı yok. Şimdi
Amerika'ya gidiyorsun. Amerika'da diyorsun ki işte Türkiye İslamcılaşıyor. Türkiye İslam, bu hükümet İslami pratiklerine dönüyor. Bunu suçlama başlığı altında söylüyorsun. İşki düzenlemesi yapılırken başbakan Kur'an'daki içki haramdır, alkol haramdır unsuruna referans ayetine gösteriyor. Ayetine referans göstererek bunu yapıyor. Yani bunu, buradaki bu halleri sen yabancılara, Türkiye'de bu kötü şeyler oluyor, bu berbat şeyler oluyor formu içinde o insanlara aktarıyorsun. Doğru, insanlar meseleye bu şekilde de bakabilirler. Yani meselelere bu şekilde bakan ilk kişi İhsan Yılmaz değil. Dünyayı böyle algılayan, hayata böyle bakan, hükümetin icraatlarını özellikle din bağlamında bu şekilde yorumlayan sayısız kişi var. Sayısız akademisyen var, yazar var, siyasetçi var. Eyvallah, anlarız. Ama be kardeşim, sen Türkiye'ye dönünce diyorsun ki ben bu hükümeti İslam'a davet ediyorum. Daha önce bir yazı yazmıştı. Bu konuşmadan önceydi. O yazıda diyordu ki ben AKP'yi yeterince İslami yönetmediği için eleştiriyorum. Ya şimdi bunun benim açımdan bir izahı yok. Bir izahı yok. Bir de üslup, dil. Şimdi bu arkadaşların mensup olduğu camiayı ya da cemaati ya da oluşumu, neyse artık ismini ne diyeceksek, tanımlayan bir takım kavramlar var. Kendilerini lanse ettikleri bir takım kavramlar var. İşte hoşgörü derler, işte diyalog derler. Ya da işte muhabbet fedaisi bu. Şefkat tokadı derler. İşte sana bilmem şöyle 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 ağır davranan insanlara işte ölçü dairesinde, edep dairesinde filan yaklaş derler. Şu ifade, kerhaneci halife ifadesini bu beyefendi kullanıyor. Kerhaneci halife. Şimdi kerhane kullanımındaki kabalığı bir tarafa bırakalım. Zımnen halife ilan ettiği bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına bir de kerhaneci yaftasını yapıştırıyor. Yani bu, yani terbiyesizliği şeddeliyor bir diğer tabirle. Terbiyesizlik yaparsın ama insan bu terbiyesizliğinin altını çizmez. Bu arkadaşımız terbiyesizliğin altını çiziyor. Üstelik mensubu olduğu camianın o hasletlerine kuşkuyla bakmamızı gerektirecek bir takım söyleme biçimlerini kullanarak. İşte kerhane ne kadar kaba bir şeydir. Yani bu sokak çocuklarının ağzında duyulduğunda belki bir anlam ifade edebilir, bir şeye tekabül edebilir, taalluk edebilir. Doçent doktor İhsan Yılmaz kerhaneci cumhurbaşkanı diyor. Yani bu buradaki halife diyor. Kerhaneci halife diyor. Evet, kerhaneci halife diyor. Şimdi Amerika'da ben öyle bir şey yazmıştım zaten. Doğru. Yani bu ülkenin yeterince İslam'ı yönetmediğini düşünüyor olabilirsin. Bunları niye Amerika'da söylemiyorsun kardeşim? Hilaf şeriat istediğini Amerika'da niye söylemiyorsun? Din devleti istediğini Amerikalı dostların niye bilmiyorlar? Hırsızlık yapan elinin kesilmesi gerektiğini oradaki insanlara niye açıklamıyorsun? Kerhaneler kapatılsın, kumar kapatılsın. Kerhanelerle ilgili, ganyanla ilgili, işte efendim kumar şans oyunlarıyla ilgili rezervlerini oradaki insanlarda niye esirgiyorsun? Niye orada öyle konuşuyorsun? Gelip buraya başka türlü konuşuyorsun. Ya durum dediğim bu benim. Ya burada bir karakter çıkmaz. Burada bir durum çıkar. Yani karakteri anlarız. Kötü karakter deriz. Kötü karakter. Olumsuz huylar deriz. Ya yani bütün bunlar dediğim gibi insana has özelliklerdir. Zayıf da olsa, zaaflarla da mağlul olsa. Burada bir durum var kardeşim. Sen bir durumun ismisin İhsan Yılmaz. Patoloji. Bir de patolojiye bile girmez. Yani patolojik halle bile ilişkilendiremezsin sen bunu. Orada çünkü o patolojik hal dediğimiz şey sonuçta bir sapma halidir. Bir haldir. Sapma bir haldir. Bir haldir. Burada bir hal yok. Burada başka bir şey var. Biz adını koyamıyoruz o zaman. Yani bu halin biz adını koyamıyoruz. Adı yok. Bu halin adı yok kardeşim. Bu hal içine girdiği her şeyi çürüten bir haldir. Dokunduğu her şeyi yozlaştıran bir haldir. Heh. Selam verdiği herkesi, her şeyi ifsad eden bir haldir.
İşte şeyden biliyoruz. 17-25 Aralık'tan biliyoruz. Ergenekon'dan biliyoruz. Balyoz'dan biliyoruz. Casusluk davasından biliyoruz. Hepsinden biliyoruz. Bütün bu insanların istekle baktığı, katıldığı bütün bu şeyleri de çürüten, altını boşaltan bir hal bu. İşte yeniden yargılamalar çerçevesinde bir sürü şey bilgiyle biz muhatap oluyoruz. Sahte CD hazırlamışlar, sahte delil üretmişler, kumpas kurmuşlar filan. Şimdi bunu da çürüten bir hal bu. Yani darbelerle mücadeleyi de çürüten bir hal bu. Özel bir halden bahsediyorum ben. Şimdi bu arkadaş Amerika'da o konuşmayı yaparken ben bu halin adını muhtemeldir biliyorum. Ki kendisini böyle liberal, demokratik bir zemine yerleştirerek, yani bir liberalin ağzından çıktığında anlam kazanabilecek biçimde formüle ediyor Türkiye'ye ilişkin şikayetlerine. Şimdi bu da bir bakıştır, saygıdeğer bir bakıştır. İnsanlar böyle bakarlar. O zaman ben İhsan Yılmaz'a diyorum ki, İhsan Yılmaz, sen bu temellük ettiğin bakışı, bu saygıdeğer olan bakışı kuşanarak burada mensubu olduğun camiayı da bir değerlendirir misin? Madem demokrasi her işin başıdır, demokrasi perspektifinde bu camiaya bir bak bakalım. Madem liberalizm, açıklık, şeffaflık bir durumdur, istenen bir durumdur, sen bu durum çerçevesinde mensubu olduğun camiaya bir bak bakalım. Şimdi ortada dikey, hiyerarşik bir örgütlenme var. Bu örgütlenme elbette cemaatler kapalı yapılardır. Şeffaf olmaları beklenmez. Ama burada bizim şeffaflık beklemediğimiz bu yapı kendisini siyasi bir hasım olarak ortaya koymuş durumda. Siyasi bir odak olarak ortaya koymuş durumda. Hükümet darbesiyle kendisini görevli hisseden, işte yolsuzluklarla mücadeleyi düstur edinmiş, siyasi bir varlık olarak kendisini konuşlandırmış durumda. O zaman sen bu nazarla, liberal demokrat nazarla bu yapıya da bir bakar mısın? Ne göreceksin? O yapıya baktığında ne görüyorsun? Eğer namuslu bir aydınsan, eğer dürüst bir insansan, eğer bir takım meseleleri dert edinmiş bir insansan oraya bu nazarla bakar ve sonucu bize bildirirsin. Bir şey eksik kaldı. Onu ilave edeyim. Sonra sana Türkiye soracağım. Dediniz ya, bunları Amerika'da da söyleseydin ya, şeriat evet, istediğini Amerika'da evet, söyleseydin duysunlar, ya. Duysunlar, bilsinler insanlar. İşte genelevi, halifeyi, şunu bunlara Amerika'da söyleseydin ya dedin ya. Bir şey daha var. Amerika'da söylediklerini de gelip burada söyleseydin ya. Tabii. İmam Hatip'lerden duyduğun rahatsızlığı. Tabii ki. Yani şey çıkar. Yani mefhumu muhalifinden o sonuç çıkar. O sonuç. Şimdi Amerika'da eyvallah, söylediğin şeyleri burada söylemen gerekir. Burada söylediğin şeyler Amerika'da da söylemen gerekir. Yani ama tabii burada insan bir şey arar. Bir bütünlük arar, bir mantık arar. Bunları Emin Çolaşan söyler. Ben Emin Çolaşan'a saygı duyarım kardeşim. Çünkü o adam böyle bir adam. Dünyaya nasıl baktığını biliyoruz. Ben senin dünyaya nasıl baktığını bilmiyorum. Sen tuhaf bir şeysin. Sen amorf bir şeysin. Amorf. Bilmiyorum ben seni. Kardeşim hangisisin sen? Sen Amerika'daki İhsan Yılmaz mısın? Buradaki İhsan Yılmaz mısın? Sen nesin? Yani birinden biriysen ben ona saygı duyuyorum. Böyle bakarsın. Kerhanıcı halife diyen bir adamsan bunu her yerde, her platformda söyle, ben sana saygı duyarım. Sen bunlar değilsin. Bunların dışında bir şeysin ve bir duruma işaret ediyorsun. Biz bu durumun ismini arıyoruz şimdi ve bulamıyoruz. Mola'ya gidelim, ben Mola'da size söyleyeceğim. Hasan Öztürk, Mola dönüşü size söz hakkı vereceğim. Cevap hakkı da var. Cevap hakkı da İhsan Yılmaz'a ait bir cevap hakkı. Bağlanırsa buyursun, bağlansın, kendisini savunsun. Mola'nın ardından buradayız. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İhsan Yılmaz'la ilgili Hasan Öztürk'e söz vereceğim ama öncesinde şu Türkiye'deki açıklamasını bir daha bir hatırlayalım. İslamlaşma diyorlar ya, ben AKP'yi İslamiyet'e davet ediyorum. İslami bir yönetim uygulamaya davet ediyorum. Mesela hırsızların eli kesilsin. Ben bunu artık Türkiye'de savunacağım. Kesilsin. Ben çalışsam benimki de kesilsin. Şeriat istiyorum bu memlekette artık. Hırsızın eli kesilsin. Kerhaneler kapatılsın. Bu devlet niye kerhane işletilmesine yumar? Orada çalışan insanları Sağlık Bakanlığı benim paramla kontrolden geçiriyor. Onlara vesika veriyor. O kadıncağızlar orada mağdur, mazlum. Seks kölesi onlar. Onların elinden tut. Ben vergi, ekstra vergi vermeye de talibim bununla ilgili. Yani o ismi diyecek yani, hayır ben bu işi yapmak istiyorum. Kurtar.
12 yıldır iktidardasın. İslam, İslam diyorsun böyle. Ağzından her gün din mevzuları koyuyor. İslamlaşma, sen karşımızda değilim kardeşim. Keraneci devlet olmaz. Kapat şu keraneleri. Kim karşı çıkacak bu memlekette? Keraneci halife mi olur? Yani hilafetten bahsediyorsun. Niye bu memlekette keraneler var? Neden kumar var? Kumarbaz bir devletimiz var bizim. Loto, ganyan, milli piyango. İslamiyet aykırı kardeşim. Hadi İslamlaş. Karaman diyor ya bu arkadaşın, dininden şüphe edilir. Beni bir de mürtet ilan edecek neredeyse. Hadi İslamlaşmayı ben destekliyorum. Buyur. Milli piyangoyu kapat. Kumarı kapat. Faizle iş yapma arkadaş. Devletin niye bankaları var? Halk Bankası bilmem ne. Bütün AKP'li müteahhitler faizle para alıyorlar. İslamiyet'e davet ediyorum kardeşim sizi. Şeriat'a davet ediyorum. Uygulayın bakalım. İslamiyet'in neresinde var öyle bin odalı saraylar yapmak? Ne yapıyorsun ya? Hangi ülkede yaşıyorsun? Hangi parayla bunları yapıyorsun? Dünya kadar israf var mı İslamiyet'te böyle bir şey? Peygamberimizin nasıl yaşadığı belli. Hazreti Ebubekir'in nasıl yaşadığı belli. Hazreti Ömer'in nasıl yaşadığı belli. Senin hangi tavrında, hangi davranışında, hangi dilinde, hangi sözünde, hangi yaşantında İslamiyet var ki benim daha az Müslüman olduğumu iddia ediyorsun? Yaptıklarının %98'i İslamiyet aykırı. Ben sana Müslüman değilsin de demiyorum ayrıca. Müslümansın ama kaliteli bir Müslüman yok. Evet, Hasan Öztürk Amerika'daki konuşmasının ardından gelip o konuşmasında ortaya çıkan durumu düzeltmek adına bunu, bu konuşmayı yaptı. Nasrettin Hoca berbere gidiyor, üç tel saçı var. Diyor ki berber, nereye tarayayım? Diyor ki sağa. Sağa tararken bir teli kopuyor. Ya falan. Peki o zaman sola tarayayım diyor. Sola tararken öbür teli kopuyor. Hoca diyor ki bırak dağınık kalsın. Yani şimdi keşke dağınık bıraksaydı. Ya he he. Geçen bizim Elif bana mesaj atmış. Bir şey söylüyordu. Ya he he diye. Tamam şimdi. Hani buna hani biz gülüyoruz filan da veya hani Ahmet Kikeç doğru dedi. Bu bir durum dedi ya. Onun için hani konuşurken de zorlanıyoruz. Fakat şöyle bakmak lazım bu işe biraz da. Siz insanın zaafları üzerine konuştunuz ya. Orada insanın zaafları vardır ve o zaafların hepsi insanidir dediniz. Ama öyle insanlar vardır ki bu insanların yaptıkları tarih boyunca, yani insanlık tarihi boyunca kategorize edilmiştir. Yani tanımlar içerisine girer. Mesela fitnecilik diye bir şey var değil mi? Yani fitneci diye bir kavram var. Sonra yine dedikoducu, yani goygocu da diyebilirsin belki. Sonra iki yüzlü, birbirlerine çok yakın kavramlar olarak geliyor. Buna riyakarlık da diyoruz biz. Bir de politik kavram olarak makyavelizm diye bir şeyden de bahsederiz. Şimdi bu tanımların hepsine bu arkadaş uyacak ama ben daha bir kalibre meselesinden yaklaşmak istiyorum. Mümtaz Ertürk'üne 17 Aralık'tan hemen önce karşılaştığımız bir ortamda şöyle bir cümle kullanmıştı. O zaman daha 17 Aralık falan olmamış ama Gezi'yi yaşamışız falan ya. Dolayısıyla bir ayrışma var. Dedi ki ya Gezi'den sonra falan gördük. Yandaş, yani hepinizi kastederek söylüyor. Yandaş gazetecilerin ve fikir adamlarının çapını göreceğiz böylece. Görmüş oluyoruz dedi. Mümtaz Hoca bunu söyledi. Mümtaz Ertürk'üne. Şimdi demek ki o 17 Aralık'ı, 25 Aralık'ı falan yaşadıktan sonra da... 17 Aralık'a pardon Gezi'ye değer atfederek mi bunu söylüyor? Tabii tabii biraz o tartışmalar sırasında. O zaman 17 Aralık, 25 Aralık darbe süreçlerini yaşayınca biz başka bir yapının kalibresini de görmeye başladık. O da ne? Mesela çıkıp ve ben mümtazların kalibresini gördük. Evet tabii canım yani Hüsran benim adıma. Biz benim ne başıma. Kalibreler gördük? Şimdi İhsan Yılmaz bu hani ağzını doldura doldura söylemek istemediğim kelimelerle o şeriat istiyor ya arkadaş. Bu arkadaş eşimle birlikte ben Gezi'deydim
diyen adam. Eşimle birlikte ben Gezi'deydim diyen adam. Bir, bunu buraya not etmemiz lazım. İki, İslamlaşma diyorlar ya diye başlıyor bu konuşmasına. Öbür taraftaki konuşmasına da, yani Amerika'daki konuşmasına da direkt İslamcılar bunlar. İran kadar olmadılar ama onlar gibi otoriter bir rejim kuracaklar diye devam ediyor. Şimdi İslamlaşma tartışmalarını hatırlayın. İslamcılık tartışmalarını yine Mümtaz Hoca'ya da buradan yine, gönderme yaparak söyleyelim. İslamcılık tartışmasını yine bu arkadaşlar başlatmışlardı ve İslamcılık bitmiştir. Öldü. Noktasına getirmişlerdi hatırlarsanız. Ki İslamcılık da pardon İslamcılık da kategorik olarak bizim reddettiğimiz bir şey. Ya. Modern çok, bir şeydir çok, bu. Modern bir ağzına şeydir. Sağlık. Bizim tarihimizde, pratiğimizde asla ilgisi olmayan bir şeydir. İngilizce bilen sizler tartışıyorsunuz bunu. Bu Müslüman halkın umurunda değil. Değil, doğru. Müslümanlık umurunda. Evet. Ve siz İslamlaşma, İslamcılık, şeriat filan kavramlarını hep içini boşaltıp toplumda acayip şekilde onları savunan ya da öyle gören insanların şöyle diyeyim, arkaik tipler, karşılığı olmayan tipler olarak siz lanse ettiniz. Yani bunu da söyleyelim. Ama sen cümlene İslamlaşma diye başlıyorsun. Şimdi bu adam ceza ehliyeti olmaması lazım İhsan Yılmaz'ın. Ama var. Yani çünkü hala konuşuyor ediyor da. Şimdi kalibre dedik değil mi? Bu adam aynı zamanda tekil bir birey olarak bunları savunmuyor. Şimdi bu zihniyet, bu kafa Avrupa Birliği Brüksel'e gidiyor, Avrupa Parlamentosu'na parlamenterlere Türkiye şikayet ediyor. Amerikan Senatosu'na gidiyor, Temsilciler Meclisi'ne gidiyor. Türkiye şikayet ediyor, hatta Ermeni lobisine gidiyor, Yahudi lobisine gidiyor. Türkiye şikayet ediyor. Aynı cümlelerle, yani biraz önce Amerika'da yaptığı cümlelerle yapıyor. Fakat Türkiye'de de kendi iktidar alanı daraltıldığı için, ki onu söylemek lazım, kendi iktidar alanı daraltıldığı için, kendi meşruiyeti elden gittiği için. Mesela bugünlere şunu büyüterek konuşuyorlar. Bir, polis teşkilatı lağvedilecek ve AK polis geliyor diye propaganda yapıyorlar. Neden? Çünkü çok uzun zamandır yerleştirdikleri adamların tasfiye olacağı endişesiyle kendi iktidar alanları daralacağını bildiği için bunun kampanyasını yürütüyorlar. Bu hani fitnecilik ve ikiyüzlülük tanımlamasının içerisine girer. Hani durum dediniz ama durumun ötesine de ben bunu hani tanımlamakta fayda görüyorum. Şimdi size çok eskiye götüreceğim. Barış Manço'nun bir o dönence miydi belgesel hazırlıyor TRT'de. Bize bir şey öğretmişti. O Amerika'ya gidip gelmenle ilgili söyleyeceğim. Ekvator çizgisinde bir deney göstermişti bize. Ekvator çizgisinde bir deney göstermişti. Ekvator çizgisine giderseniz kuzey yarım küredeyken suyun dönüş şekliyle güney yarım küredeyken suyun dönüş şekli farklıdır. Şimdi İhsan Yılmaz'ın durumu biraz buna benziyor. Amerika'ya gidince tam tersi şeyler söylüyor. Amerika'dan gelince görüşlerini değiştiriyor. Bu tıpkı ekvator çizgisini geçen suyun durumu gibidir. Durum yani İhsan Yılmaz'ın durumunu fizikle mi açıklayacağız? Fizikle açıklamak durumunda kalıyorum. Lütfen buna dikkat etsinler. Bu adam tek başına tekil bir birey olarak bir davranış sergilemiyor, göstermiyor. Maalesef yazık ki temsil ettiği ya da mensup olduğu yapının genel karakteristik özelliklerini gösteriyor. Tabii. Peki. Şimdi bu konudan hızlı uzaklaşalım. Hızlı diyorsun. Uzaklaşalım. İhsan Bey'in. Sen bir gün İhsan Bey'i buraya davet et de bir hasbihal edelim olur mu? Stüdyoya. Gelmez. Gelsin canım, ne var yani, biz burada biz bize konuşacağız yani. Konuşalım. Hakikaten bir Aynen. davet et. Zübeyir Bey. Efendim.
Siz orada unuttuk. Ya Turgay Bey deyince ben de kim diyor Turgay Bey diye sağa sola baktım. Savcı Bey, şimdi asıl sizin konularınıza... Bir cümle ilave etmek istiyorum. Evet. Bir cümle ilave etmek istiyorum. Buyurun. Şimdi İhsan Hoca ile ilgili biraz önce bir altyazı gördüm. 180 derece dönüş yaptı diye bir yazı var. Hı hı. Fakat sadece İhsan Hoca değil. Bugün CHP yönetiminin cemaate bakışına, cemaatin CHP yönetimine bakış açısına baktığımızda İhsan Hoca'dan daha farklı insanların da kurumların da böyle bir dönüşüm içerisine girdiklerini görüyoruz. Yani bu Türkiye'de artık biraz önce İhsan Hoca diyor ki devletin bütün bankaları kapansın falan derken cemaatin bankasının kapanmaması için de bir seferberlik ilan edildi biliyorsunuz. Yani bence halk artık bu hızlı dönüşlerinin sebebinin Tayyip Erdoğan olduğu, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olduğunu anlamıştır. Ahmet Bey'in dediği gibi biz bu konudan uzaklaşırsak, daha ciddi konular konuşursak bence daha faydalı oluruz. Peki. Peki mesela daha ciddi konu şu mudur? Biliyorsunuz Papa Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu Mimarlar Odası Papa'ya, Vatikan'a bir mektup yazıyorlar. Diyorlar ki Mimarlar Odası Ankara Şubesi ay sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek olan Papa Francis'e bu diyorlar Cumhurbaşkanlığı sarayı kaçak. Bu yüzden gelmeyin. İşte siz din adamısınız. Bu kaçak yerlerde işiniz olmasın falan diye. Tabii Papa da bir cevap veriyor papalıkta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak geliyoruz. İş tartışmalar bizi ilgilendirmez diye bir cevap veriyor. Şimdi bunlar sürekli şikayet ediyorlar. Türkiye'yi dışarı şikayet ediyorlar. Bunun yolunu siz açtınız galiba Savcı Bey. Evet. CHP. Ha pardon. Siz açtınız derken tabii ki biraz siz... önce o cümleye başlayınca siz daha sonra konuşuruz dediğiniz için bence evet. Ben de o anlamda evet dedim. Yok. Şimdi dikkat ederseniz Papa'ya şikayete gidenlerin aslında Türkiye'deki siyasi anlayışları nedir? Türkiye'ye yabancılar müdahale etmesin. Yabancı askerlerin postalarını istemiyoruz. Yabancılar Türkiye'yi karıştırıyor diyenlerin hepsi şimdi kuyruğa girmiş Papa'nın elini öpmek için. Oysa Papa'dan ziyade Polat'a gitmiş olsalardı, bizim para Remzi'ye gitmiş olsalardı daha yerli bir harekette bulunmuş olurlardı. Şimdi Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler Papa'nın emirlerini ya da Papa'nın dediklerini uygulamak için sıraya girmişler. Yani bunlar çok komik şeyler. Bu ülkeyi Papa yönetmiyor. Papa bu ülkeye misafir olarak gelebilir. Herkesin başımız gözümüz üzerinde yeri var. Ama bu ülkenin yönetimini bu ülkenin içinde çıkan vatan evlatları yapar. Bu ülkenin içinde yanlış bir şey varsa bu ülkenin seçmeni karar verir. Bu ülkenin bağımsız bir yargısı oluşmaya başladı. Yavaş yavaş onlar karar verir. Bu ülkenin eğer gerçekten Milli Mimarlar Odası varsa bununla ilgili bir çalışma yapar. Hükümetle ayrıntılı bir şekilde bunları görüşür. Hükümetle ayrıntılı bir şekilde bu durum üzerinde bir müzakere yapılır. Yani bunun böyle papayla mapayla bu işler olmaz. Halk Sarayı'nın birilerini niye çok rahatsız ettiğini anlamış değilim. Ben Halk Sarayı'nın Türkiye'nin itibarı geleceği için çok önemli olduğuna inanıyorum. Halk Sarayı Tayyip Bey'in ya da başka birinin sarayı değildir. Biz bir taraftan Osmanlı'nın bütün dünyaya yapmış olduğu eserlerle övünürken kalkıp Türkiye'de Selçuklu mimarisine uygun bir Halk Sarayı'nın yapımına biz eğer karşı çıkıyorsak ben burada art niyet ararım. Birileri efendim paramız yok, pulumuz yok. Dolayısıyla bu işlere ne gerek var diyorlar. Ama aynı insanlar paramız pulumuz yok diye diyen insanların her gün hükümete baskı yaparak Türkiye'de bu kadar işte işsizliği hemen işe alın, bu kadar öğretmenin atamasını yapın, bu kadar işte bütçeye, bu kadar yere para ayırın. Peki fakir, parası olmayan bir Türkiye'de bu isteklerinin bir şeyi var mı, anlamı var mı? Eğer gerçekten böyle bir ülke isek, fakir isek, geçinemiyorsak o zaman o istemlerin de bir anlamı yok. Bütün bunların bir oyun olduğunu, Türkiye'de yeni yeni kamuoyunu yanıltmak için bir algı operasyonuyla
Gezi üzerinden hücum ettiler olmadı. 17 Aralık'la olmadı, 25 Aralık'la olmadı. Cumhurbaşkanı seçimiyle olmadı, 30 Mart seçimleriyle olmadı. Konuşulacak hiçbir şeyleri kalmamış. Proje üretemiyorlar. Hükümetin hızına ayak uyduramıyorlar. Hükümetin karşısında alternatif milli bir muhalefet yaratamıyorlar. Seçime kadar da sarayla konuşacaklar. Ama halk onları bodruma tıkayacak. Halk onlara o söylemlerine hiç bir değer vermeyecek. Bence yani ben böyle görüyorum. Bu işler papaya mapaya gitmekle olmaz. Papa bu ülkeyi yönetemez. Bu ülkenin ne kadar kendi ayakları üzerinde durmak için çaba sarf ettiğini bütün yurttaşlarımız biliyor. Türkiye'ye hiçbir müdahale istemiyorum diyenlerin kalkıp Türkiye'nin her tarafına müdahale edin diye mektup yazmalarına da anlamış vermiş değilim. Bizim daha önce milli muhalefetimiz de Merkel'e yazmıştı. Ben o zaman dedim ki Merkel'e soracağına Fadime'ye sor. Şimdi de bence hükümeti şikayet edeceksen Papa'ya gideceğine git Polat'a git ya da Pala Remzi'ye gitsine daha iyi olur. Peki. Bir molaya gidiyoruz biz o zaman. Pala Remzi'den önce dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Saray konusunda Ahmet Kekeç'in bir ilavesi olacaktı. Evet. Ya şimdi burada bizi böyle bir saray savunucusu pozisyonuna düşürüyorlar ya. Ya bir defa buradaki tuhaflığın altını bir çizmek lazım. Şimdi bir yapı yapıldı. İsmi Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Şimdi bu çeşitli açılardan bakarak bu meseleyi tartışabilirsin. Mesela dersin ki İsraftır. İşte israf. Ya yani bunu söylediğin zaman bir şey söylemiş olursun. Ya da çok israf büyük, biraz küçük olsaydı. Ya da işte mevcutlarla idare edelim. O zaman sana şunu söylerler. Derler ki işte mevcut. Bu arada kaçak diyorlardı bu belgesi. Kaçak ruhsatı belgesi. Şimdi o zaman mevcut şeylerle sen de idare etseydin. İşte niye ziraat okulunda toplanmaya devam etsin meclis? Ya da sonradan ulusta yapılan ulustaki o binada devam etsin. Meclis orada toplanmaya devam etsin. Yani bunun mantığı ve sonu yok. Şimdi işte ihtiyaç var mıydı? Bu da bir eleştiridir. Doğrudur. Yani böyle bir saraya ihtiyaç var mı? Şimdi o zaman adam sana der ki ya kardeşim mevcutlar şeyi karşılayamıyor. Talebi karşılayamıyor. İşte Çankaya'nın durumuna bakarsın. Dersin ki Çankaya İşte bugünkü Çankaya, dünkü Çankaya değil. İşte bir Ermeni'nin evinde, bir Ermeni'nin evi alınmış. Cumhurbaşkanlığı köşkü yapılmış. Sonradan ilaveler yapılmış filan. Asıl Çankaya İsmet Paşa'nın oturduğu yerdir. Pembe Köşk. Ama yabancı bir heyet geldiği zaman Ankara'ya, ben izledim mesela Mitterrand'ın, çok eski tarihten bahsediyorum, İstanbul'a ve Ankara'daki şeyini izledim. Resmen hayat durdu. Trafik durdu. Yani kaç sene öncesinin İstanbul'undan ve Ankara'sından bahsediyorum. Şimdi burada hayatı, normal hayatı aksatmayacak, gündelik trafiği etkilemeyecek bir çözüm. İşte heyet geldiği zaman orada ağırlarsın. Kabul törenini orada yaparsın. Selamlama şeylerini, törenlerini orada yaparsın filan. Yani bu, buradan baktığın zaman mantıklı bir şeydir bu dersin. Mimari olarak da eleştirebilirsin. Ya işte bu kötüdür, şöyledir, böyledir filan. Bunun da bir mantığı kırmızı var. Kırmızı olaydı, yeşil olaydı. Şimdi buna işte hela taşı dersen ya bu problemli bir bakıştır. Ya da ne bileyim işte bu saray. Bu bir durumdur. Evet. Bu da bir durumdur. Bu da bir durumdur tabii. Bu saray Çavuşesku'nun sarayına benziyor. Dersen gene başka bir şey söylemiş olursun. Yani sen asıl meseleyi dışında başka bir şey söylemiş olursun. Birileri de şunu söylüyor. İşte diyor ki nasıl ki Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran Abdülmecit işte çok para harcayarak imparatorluğu batırdı. İşte bu da bizi batıracak bir şeydir. Bir girişimdir. İşte şu kadar para harcandı. Filan gibi eleştiriler de yazıldı. Bunu aklı başında adamlar, yani gazetelerde köşesi olan adamlar bunu yazdı. Ya bir defa sen tartıştığın konuyu bilmiyorsun. Yani Dolmabahçe Sarayı'yla ülkeyi, duyunu, umumiyeye götüren sürecin uzaktan yakından alakası yok.
Eğer orada bir şey arıyorsan, imparatorluk nasıl battı ya da ne oldu, onun cevabını arıyorsan bak yani 1838'e bir bak bakalım orada ne olmuş, 1838'de ne olmuş? İngilizlerle nasıl bir anlaşma yapmışız? O anlaşmanın kurallarına İngilizler niçin uymamış? 1856'dan sonra bu anlaşma nasıl tadil edilmiş? Biz duyunu umumiye nasıl girmişiz? Bunlara bir bak. Bunlara bir bak da ondan sonra konuş. Yani o meselenin imparatorluğun batırılmasıyla, batmasıyla uzaktan yakından ilgisi yok. O başka bir vetirenin ürünü. Başka bir sürecin ürünüdür. Yani bunu bırak iktisatçılar tartışsın, tarihçiler tartışsın. Sen bir gazeteci olarak bu işin üstesinden altına kalkamazsın. Üstesinden gelemezsin. Bu işleri bırak. Şimdi Mimarlar Odası doğru işte mimari yaklaşımla meseleyi konuşurlar. Biz bunu da anlarız ama geçen hafta da konuştuk. İşte yok işte Kulezet böyledir. İşte Hela Taşı şöyledir. Yani bu bir defa işte bir mimarın edineceği perspektif değildir. Bunu söylediğin an sana derler ki ayıp. Sana şunu söylerler. Hakikaten ayıp. Şimdi bu ülkede bu ülkeye turistler geliyor. Dışarıdan turistler geliyor. Turist rehberlerine herhangi bir turist rehberine soralım. Sen bu insanları nerelere götürüyorsun? Nerelerde dolaştırıyorsun? İşte Topkapı Sarayı'na götürüyorlar. Dolmabahçe Sarayı'na gidiliyor. İşte camiler geziliyor. İşte eski işte kışlalar, tarihi yapılar filan dolaştırılıyor. 1923'ten sonra inşa edilmiş bir tek yapı bizim turistlere göstereceğimiz nitelikte değil. Şimdi buradaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı bu niteliklere uygun bir yapı mıdır? Bunu tartışalım, bunu konuşalım. Senin gösterebileceğin tek eser, vücuda getirdiğin tek eser AKM. Başka da bir şey yok. Hadi işte Boğaz Köprüsü'nü gösterirsin. Yani şimdi bunlar ülkelerin, devletlerin anıt eserleri olur, anıt yapıtları olur. Bazı insanlar bundan övünürler. Bazı insanlar bunu çok da böyle övünülecek şeyler olmadığını düşünürler. Bunu da anlarız biz. Yani dediğim gibi mantıklı itirazlar işte israftır, ihtiyaç var mıydı, mimari olarak kötü. Bunların hepsinin taalluk ettiği, istinat ettiği bir şey var. Bütün bunları biz saygıyla karşılarız. Ama Çavuşescu'nun sarayına benziyor. İşte darbeyle devrildi. Bu da devrilecek, kurşuna dizilecek falan. Bunlar gazeteci yaklaşımı değildir. Bunlar namuslu ve dürüst insan yaklaşımı değildir. Bir meseleyi tartışmak istiyorsan asıl eksenleri içine otur, tartış. Biz de buna katkıda bulunalım. Peki. Şimdi burada bir de komik bir şey oldu. Bir milletvekili çıktı, dedi ki bu sarayın altında tüneller var. Efendim mesela sığınak var. İşte bu geçitler niye yaptırıldı? İşte böyle rezillik görülmedi. Buna masraf yapıldı vesaire. Vatikan'da yok mu? Beyaz Saray'da var, Vatikan'da var, Topkapı Sarayı'nda var, Ayasofya'da var, var oğlu var. Senin evinde bile, oturduğun apartmanda bile var. Ahmet Kekeş neydi o bir hani bir deyim var ya, lafı güzaf mı diyorduk? Lafı güzaf, evet. Şimdi bunu şey yapıyor, bunu söylüyor. Ya hayır, böyle senin oturduğun apartmanda yok mu? Ya mahzen yok mu, geçit yok mu? Ya da sığınak yok mu? Var, her apartmanda var. Bana mı pas attı? Buradan bir şey söyleyecek misin? Söylerim. Bir konuyu değiştireceğim. Buyur, ama alalım. Üç cümlede ben söyleyeyim. Peki. Tugay Bey. Savcı Bey, biraz orada bekleteceğim seni. Şimdi... Hayır, bir cümle ilave etmek istiyorum. Edin. Biliyorsunuz CHP'nin çevre sokakta çok güzel bir binası vardı. Fakat daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi 52 trilyon bir para harcayarak... rakamda yanılıyor olabilirim. Ama çok büyük bir rakam harcayarak bugünkü Söğüt Özü'ndeki binasını yaptı. Yani çevre sokaktaki bina herkese yetiyordu. Ne gereği vardı? Yani CHP'nin çevre sokaktaki binasını niye boş bırakıp da yeni binaya taşındık? Bu soruyu da ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne sormak istiyorum. Peki. Şimdi benden rol çaldı. Demeyeyim. Doğru bir tespitte bulundu. Şunu söyleyecektim ben de. Bu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı eleştirenlerin tamamına söylüyorum. Ankara'daki değişimin farkındalar mı? Ya, bu bir soru. Eskişehir yolu üzerindeki yeni kurulan bakanlıklara bir baksınlar.
yine Ankara'daki devlet dairelerine, devlet binalarına bir baksınlar. Son 10 yılda ne oldu? Yine öyle CHP örneğini verdi, MHP'ye örnek verelim ve AK Parti'ye örnek verelim. Türkiye'ye yön veren siyasi hareketlerin, siyasi partilerin genel merkezlerine bir baksınlar. Sonra dönüp şöyle düşünsünler. 2001 ekonomisiyle 2014 ekonomisi arasındaki o devasa büyüklüğü, Türkiye'nin ticaret hacmi, Türkiye'nin aktörlüğünü falan düşünsünler. Sonra tutsunlar, desinler ki bu Cumhurbaşkanlığı sarayı büyük bu memlekede ya da Tayyip Erdoğan'a. Bunun soruların cevabı bizim için önemli olan. Allah'ın insanları bir gidin bir bakın bakayım Enerji Bakanlığı'na, bir bakın bakalım Tarım Bakanlığı'na, bir bakın bakalım işte ismini bütün bakanları sayarak devam ediyorum. Ne olmuş? Ne olmuş ya, koca koca dev binalar yapılmış. Niye? Gereksinim duymuş çünkü. Şimdi burada İsmet Özel'in bir sözünü ben hatırlatmak istiyorum. Yıllar önce şöyle bir cümle kurmuş. Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşiyor ve bu, Berlin'de BND'nin binası yapılmaya başlıyor. Devasa inşaat. Evet. İsmet Özel şöyle diyor. Berlin'de bir bina inşaatına başladı Almanlar. Yakında dünya karışacak. Şimdi biraz böyle bir perspektifiniz olsun. Şimdi yanı başımızda Irak karma karışık, Suriye karma karışık, Arap Baharı denen süreç bambaşka bir şeye evrilmiş. Türkiye 2023 hedefleri koymuş. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda öyle hedefler koymuş. Ve siz bu hedeflere kiralık binalarda efendim daha önce Ahmet Necdet Sezer tarafından neredeyse harabeye çevrilmiş. Harabe, yani onun tanımı da var. Hangar olarak kullanılan neredeyse binalarda 2023 vizyonuna ulaşacaksınız. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı sarayı bence Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan şıklıktadır. Geçen hafta söyledim. O estetik de vardır o binada. İkincisi onunla beraber tartışılan tur uçağı da Türkiye Cumhuriyeti'ne küçük gelen bir uçaktır. Evet büyütülmüştür ama o uçağın ben bugün Ertuğrul Özkürt de yazmış ama biraz ironi yaparak biraz böyle orada dalgasında geçiyor sözüm ona ama ben Amerikan başkanlarının da kullandığı iki katlı uçak gibi bir uçağı da Türkiye Cumhuriyeti'ne çok yakışacağını düşünüyorum. Ben. Yalnız bir şey daha söylemek lazım burada. Ya bu hakikaten çok önemli. Ya şimdi mesele öyle konuşuluyor ki sanki bu sarayı yaptıran kişi tapusunu alıp gidecek. Şimdi burası kamu binası. Yani burası herhangi bir kişi için, herhangi bir zümre için, herhangi bir siyasi parti için yapılmıyor. Şimdi suçlamanın hedefindeki kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığı döneminde 11 sene boyunca başbakanlık konutunu kullanmadı. Yani girip de başbakanlık konutunda oturmadı. Başbakanlık konutu da az buz bir yapı değil. Yani burada işte saraya tamah eden, işte sarayda oturmanın işte keyfini sürmek isteyen bir prototip yok. Kaldı ki oturmuyor da. Yani oturmuyor tabii ki. Oturmuyor. Yani. Orası oturulacak bir yer değil. Yani oturmak için tasarlanmış bir yer değil. Şimdi kamu binası yapılıyor. Kemal Bey diyor ki biz orada asla oturmayacağız. Ya oturma doğru yani. Sen orada oturmak istemiyorsan oturma. İşte ne yapacaksın? Ayak burayı ODTÜ'ye vereceğim. Ver. Yani güzel bir şey. Yani orası kamu binasıysa sen iktidarın döneminde onu istediğin gibi tasarruf edebilirsin. Ne güzel hazır bir bina. İşte devasa modern bir bina. İşte ODTÜ'ye vermek istiyorsan ODTÜ'ye ver kardeşim. Ya da ben darbeleri çok seviyorum diyorsan genel kurmaya ver. Yani çünkü buna hazırsınız siz. Buna şeyiniz yatkın. Teşne. Teşnesiniz. Kafanız buna müsait. Verin genel kurmaya verin. Yani genel kurma için yeni bir bina yapacağınıza işte hazır bina. Genel kurma gelsin otursun orada. Darbe mi tasarlıyor? Ne yapıyor? Orada tasarlasın. Yani nedir?
tapusunu cebine koyup gidecek hali yok. Şimdi ben olaya şuradan yaklaştım. Yazdım da bunu. Mimarlar Odası bu sarayı tuvalet taşına, Alaturka tuvalet taşına benzetiyor. Bir başkası benzetse, hani bunun şeyi yok, seninle aynı noktadayım. Bu benzetmenin çirkinliği vesaire falan ama. Mimarsın sen yani. Bir başkası benzetse bir parça, yani bir parça böyle bir milim, bir kırtık. Burhan Malayani diyor biliyorsun. Evet. Malayani. Bir parça anlaşılabilir. Şimdi şu, Türkiye Cumhuriyeti, yani Cumhuriyet'in bir mimarisi yok. 91 yılda oluşmuş, evet, bir mimarisi yok. Ne koymuşsun ortaya? Ne konuşuyorsun? Ne koydun ortaya? Ne var? İşte bir gecekondu mimarisi var ve bunların çok bu sevdiği. Bu hükümet biliyorsun. Konakları falan tabii. Bir mimari bu, değil mi Ahmet Kekeç biraz aslında? Hükümet abi konakları var ya yani var mı orada bir güzellik, bir estetik? Yani bir şey, bir şey değil. Var bazı şehirlerde. O hükümet konakları da belli bir zihniyet yaptırıyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi benim söylediğim başka bir şey. Ortada bir mimari yok. İşte Ankara gecekondu tarlası gibi. Bunu da işte geldi, işte Melik Gökçek yerle bir etti, Gökçek. İstanbul gecekondu tarlası gibiydi. Bunu da geldi, Erdoğan yok etti. Ve kıyameti kopardılar biliyorsunuz bu gecekondulara müdahaleye vesaire. Kıyamet kopmuştu o zaman. Şimdi söylemek istediğim şu. Buradan gidersek biraz tartışırız gibime geliyor. Tartışalım, farklı önemli farklı değil. Farklı farklı senin bir yani. Mimarin yok. Ama hepsinden daha acısı şu. Bunu, bu eleştiri yapanlar, işte öğretim görevlileri, o mimarlar arasında hocalar, şunlar bunlar. Yani mühendislik, mimarlık fakültelerinde öğrenciler yetiştiren insanlar. Yani 99 depreminde yerle bir olan binlerce, on binlerce binayı inşa edenler, başkası değil. Senin inşa ettiğin tüm binalar yerle bir oldu, yıkıldı. On binlerce insan o binaların altında kaldı ve öldü. Fakat sen bunun hesabını vermedin. Sana hiç kimse buradan bir hesap sormadı. Kendine buradan bir hesap sordurtmadı. Yani mühendislikle ilgili şeyler de. Hasan Öztürk'ün söylediği şey. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası'ndan bahsediyoruz. Tabii ki mühendislikle ilgili şeyler. Beni Göçer'le buldunuz. Tüm faturayı bir müteahhite kestiniz ve çıktınız. Şey kim yapmış abi? İşte o şeydeki cami, Dolmabahçe'deki camiyi, Ortaköy'deki camiyi, Balyan Efendi. Evet. Ne yapmış? İşte güzel. Batı'nın barok tarzıyla, son dönem açısından. İşte Doğu'nun mimari anlayışını birleştirmiş, bir şey koymuş ortaya. Şimdi biz mimar olmadığımız için tabii ki bunları tartışma yetkinliğine sahip değiliz ama en azından bir şey sahibi, bir kavrayış sahibi insanlar olarak şunu söylüyorum. Doğru, Türkiye'de mimari olarak güzel yapılar var. Hayır, semt konakları yok. Konak dediğin yapı zaten Osmanlı'dan aparma. Kıyametler koptu meselesinde yani şimdi gökdelenle başlıyoruz yani. Tabii canım, onu da eleştirmiş. Bu da bu. İşte bu, Fransa'da bu gökdelenleri de ben yapmıyorum. Görürsün, onu işte aynen işte adapte edersin falan. Tabii ki güzel sayılabilecek şeyler, eserler var. Biz bu işlerden anlamıyoruz ama diyorum ki Türk mimarı en azından bir estetik sen kaygımız var canım. Ne geliştirdin abi? Yani hakikaten ortaya ne koydun? İşte en böyle aklımıza gelen işte Vedat Dalukay fi tarihinde işte bir cami şeyiyle örneğiyle işte ödül aldı. Ahan ödül almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben zaman zaman Turgut Cansever'in yazılarını okuyorum. Yani Turgut Hoca'nın yazılarını büyük bir zevkle okurdum ben. Yani şimdi orada bizi rahatsız eden bir eksiklikten bahsediyor hocam. İşte o mimari duygunun oluşmadığından, gelenekle irtibat kurmuş mimari duygunun oluşmadığından bahsediyor. Çünkü adamlar sadece Türkiye'yi 23'ten başlatıyorlar da ondan oluyor biraz. Bu bizi rahatsız eden bir şey. Bu Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası kimse artık, yani Allah rızası için şu Turgut Cansever hocanın, rahmetlinin sorduğu sorulardan bir tanesini dert edinsin. Yani burada kafayı o Ankara'daki bir yapıya takacağına bunu dert edin. Bir de bu arkadaşlar şeyde çıkıyorlar karşımıza. Köprü yapılıyor, yapmayacaksın diyor. İşte havalandı yapmayacaksın filan. Yani burada bir de böyle bir mümessillik çabası var. Sen kimin mümessillisin kardeşim? Yani ne adına bu şeyleri seslendiriyorsun? Hangi merkez adına bunlara itiraz ediyorsun? Peki. İşte o helataşı şeyde
Peki. Yani artık almayan evi. Harika. Değil. Bence Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir bence görüntü. Bence de. Yani. Keşke daha da görkemli olsa. Yani güzel. Evet. Şimdi bir de bir tartışma oldu bu hafta. Sezgin Tanrıkulu Dersim konusunda bir özür diledi. O özüre tam ekran verin. Şahin Mengü'den bir cevap geldi. Ben söylemeyeyim. Biz Şahin okuyoruz. Mengü'den gelen cevabı okuyalım. Hep birlikte okuyalım. Evet, bu cevap geldi. Şimdi CHP'nin işi karıştı. Zaten karışık. İşte istifa edenler, etmeyi düşünenler, disipline verilenler, tüm bunlar yaşanıyor. Şimdi o arada tweet'te şey düzey düşük ama Türkçe de bozuk. Evet, Sezgin Tanrıkulu sen hangi hakla boşluk yok CHP adına özür dile evet Türkçe de bozuk, Türkçe bozuk. Sen kimsin? nokta 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 beep diye bir ifade kullanmış Şahin Mengü. Şimdi bunu Savcı Sayan'a soracağım. Şunu da soracağım. Bu arada eski genel başkanınız Murat Karayalçın İstanbul İl Başkanı yapılıyormuş. Bir de bunlar Baykal'da geliyormuş. Bir de Baykal, Sayın Deniz Baykal'da geliyor muymuş? Böyle sürprizlere hazırlıklı olun gibi bir cevap verdi. Neydi o cevap? Ne için vermişti o cevabı? İşte yeniden partinin başına geçmeyi düşünüyor musunuz gibi bir soruya cevap verdi. Savcı Sayan, bu konuyu bize siz izah edin. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu daha önce de birkaç yerde söyledim. Burada söylemekte de fayda görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile Suriye'nin durumu birbirine çok benziyor. Yani Suriye'de bugün kaç tane bayrak dalgalanıyorsa CHP'nin içinde de öyle bayraklar dalgalanmaya başladı. Yani CHP'nin içinde de bir iç savaş var. IŞİD var, PYD var, El Nusra var. Yani DHKPC var. Yani dolayısıyla bütün bayraklar sallanmaya başladı. Eğer Suriye'deki durumu duruma baktığımızda Suriye ne kadar huzurluysa CHP de o kadar huzurludur. Yani bugünkü ortamda bunu görüyoruz. CHP ile Suriye'nin durumu birbirine çok benziyor. Dersim için özür dileyen il başkanımız Sayın Muzaffer Değer Dersim'den dolayı özür diliyorum dediği için görevden alındı. Bugün de Sayın Sezgin Tanrıkulu Dersim için dün akşam partim adına Kemal Bey'in bilgisi dahilinde özür diliyorum dedi. Eğer Sezgin Bey'in yaptığı doğruysa o zaman Muzaffer Değer'in iade itibarla görevinin iade edilmesi lazım. Yok eğer o günkü gibi böyle bir şey CHP'de yüz bulmaz CHP karşıtı diyorlarsa o zaman Sezgin Tanrıkulu'nu da ihraç etmeleri lazım. CHP'nin durumu çok vahim. Yani bir saniye. Benim iki eserimde ben orayı kaçırmış olabilirim. Çok özür diliyorum. Sezgin Tanrıkulu bu özürün öncesinde mi dedi? Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu orayı bir açar mısınız bize? Yani ben tabii Sezgin Tanrıkulu söylemlerini ben haberlerde, haber portallarında okudum. Dolayısıyla Sezgin Tanrıkulu ısrarla ben genel başkanımın bilgisi dahilinde ve ben Dersim'le ilgili özür diliyorum. Ve partimin adına bu görüşlerimi söylüyorum diye bir iddiada bulunmuş. Dolayısıyla bu anlama gelir. Hayır, Kemal Bey'in de partim adına... O vakit bu şu anlama gelmez mi? Yani Şahin Mengü'nün o attığı tweet başka bir şeye bürünür. Şekle bürünmez mi o zaman? Zaten Şahin Mengü o kelimeyi sadece Sezgin Tanrıkulu için belki isim vererek kullanmıştır ama partiye bakış açısı bu politikalarından dolayı topyekun böyle bir düşünceye sahiptir. Yani şiddetli bir şekilde karşı çıkan arkadaşlarımızdan birisidir. Burada daha farklı bir durum var. Yani şimdi herkese İhsan Hoca'nın durumu gibi yere göre konuşmaya çalışıyor ki seçimlerde belki kurtarabilir miyim kendimi, koltuğumu, partiyi, genel başkanlığını. Atatürk'ün benim iki eserimden biri dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek AK Parti'ye nasip oldu. AK Parti Atatürk'ün mirasına ihanet etmedi.
Yani en azından muhasir medeniyet seviyesi üzerine çıkmak için otoyollar, hızlı trenler, fabrikalar, demir yolları, bütün bunlarla ilgili çalışma başlattı. Ama diğer eseri olan Atatürk'ün iki eserinden biri dediği diğer ikinci eseri Cumhuriyet Halk Partisi ise bize nasip oldu. Biz miras yedi gibi paramparça ettik. Yani CHP'nin hali iç güveysinden hallice. Dolayısıyla ben CHP'nin bu gidişle bu şekilde seçime gideceğine ihtimal vermiyorum. En kısa zamanda bir kurultay toplanabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in yönetiminde seçime giderse hayatının en büyük hezimetini yaşayacak. Bak burada not ediyorum. Kemal Bey'in yönetiminde 2015 seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi katılırsa çok büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya kalacaktır. Transferlerle falan bu işi kurtaramaz. Her yere göre farklı farklı insanları öne çıkararak, onları bölge bölge ayırarak, her bölgeye göre yeni bir söylem geliştirerek CHP'yi iktidara taşıyamaz. Bırakın iktidara taşımayı, çok büyük bir hezimet yaşayacaktır. Dolayısıyla sağduyulu CHP'lerin hepsinin bu anlamda ortaya çıkması gerekiyor. Bugüne kadar birçok istifa oldu. Yani kamuoyuna yansımadı. Onların birçoğunu Sayın Baykal dilekçelerini ellerinden alarak, yırtıp atarak istifalarına engel oldu. Sayın Baykal dün televizyona Sayın Baykal'ın çıkması da bu anlamda fazla istifalar olmasın, parti dağılmasın. Bak biz burada bekliyoruz. Biz partiyi sahipsiz bırakamayız düşüncesi vardı. Ondan dolayı böyle bir çıkış yapıldı. Bütün CHP'de büyük bir rahatsızlık vardı. Hatta dün Sayın Baykal'ın ben Emine Ülker Tarhan'ı CHP'nin dışına çıkmış olarak kabul etmiyorum. Çok güzel şeyler söylüyor CHP için. Dolayısıyla ben çok üzüldüm demesinin altında da yatan sebep bir an önce toparlanmamız lazım. Kemal Bey bu partiyi paramparça etti. Kemal Bey bu partinin bütün genleriyle oynadı. Türkiye için iyi bir muhalefet partisi olamadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yok olması Türkiye açısından iyi değildir. Her zaman Türkiye için önemli bir partidir. Türkiye için önemli bir muhalefet partisidir. Bu anlamda önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri, milletvekilleri de bu anlamda önemli bir toplantı yapabilirler. Belki kamuoyuna yansımamış ama ben bir şey daha söylüyorum. İlk defa sizin televizyonunuzda belki de Türk halkı duyacaktır. Mustafa Sarıgül de Sayın Baykal'a yaklaşmak, Sayın Baykal'la görüşmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Mustafa Sarıgül de Kemal Bey'in bu partiyi götüremeyeceğine inananlardan. Dolayısıyla böyle yani bu anlamda bir CHP önümüzdeki günlerde çok sancılı günler yaşayabilir. Murat Karayalçı'nın, Sayın Karayalçı'nın da İstanbul İl Başkanı yapılmasının istenmesinin altında yatan temel sebep de Ali Topuz ve arkadaşlarının daha önce Kemal Bey oraya getiren Önder Sav'la birlikte Kemal Bey projesinin başında olan Ali Topuz ve arkadaşlarının İstanbul'dan başlayarak tekrar Önder Sav'la birlikte bir saha hakimiyeti kurmanın ya da elde etmenin peşindedirler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidara oynamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yani projelere 70, oynamıyor. Cumhuriyet 70, Halk Partisi 70 küsur yaşındaki bir Murat Karayalçın'la mı sağ hakim, yani başka bir niyetle söylemiyorum. İstanbul İl Başkanlığı gibi çok aktif olması gereken bir yerde 70 küsur yaşındaki Murat Karayalçın'la mı sağ hakimiyeti arttırılacak CHP'de? Şimdi bakınız, Murat Karayalçın çok değerli bir insan. Murat aksini söylemedik. Murat Karayalçın çok da çalışkan bir başkan. Fakat bunlar mesele bu değil. Bunun altında Murat Karayalçın bir sembol olarak kabul edilerek altta bir taban çalışması yapılmak neyin isteniyor. Neyin sembolü? Tekrar Bizans oyunla. Yani orada Murat Karayalçın'ın o tabanın bir arada kalabilmesi için, yeni bir oluşumun oluşabilmesi için Murat Karayalçın'ın bir abilik yapması, bir abilik göreviyle alttaki kadrolarla birlikte bir yeni bir model kurma düşünceleri var. Bunların altında yatan temel sebep ise artık CHP'de cephe savaşları başladı. Savcı yani Bey, artık Kemal Savcı Bey'in Bey, olduğu. Savcı Bey, şimdi bakın bir siyasi partide her birimde görev yapılır.
Çıkarsınız, bayrak da asarsınız. Mahalle mahalle gezersiniz. Sandık müşahidi de olursunuz. Mahalle başkanı da olursunuz. İlçe başkanı, il başkanı, genel başkan da olursunuz. Her bir görev önemlidir, kutsaldır. Şimdi bu söylenir siyasette. Bunun etrafında bir sürü güzellemeler yaparsınız. Bu başka bir şey. Ama bir de vizyon meselesi yok mu? Yani düşünsenize, bir genel başkan, başbakan yardımcısı aynı zamanda değil mi? Başbakan yardımcılığı da yaptı. Dışişleri Bakanlığı yaptı. Dışişleri Bakanlığı yaptı. Şimdi bu kişinin İstanbul İl Başkanı olması, işte o CHP'nin vizyonu açısından tuhaf görünmüyor mu? Ya bir vizyon meselesi. Turgay Bey, sizin bu dediklerinize katılıyorum ama bu gerçekten derli toplu, disiplinli, demokratik bir ortamda düşünülmesi gereken bir şeydir. Ama CHP'de şu anda bir savaş vardır. Savaş halinde rütbenin hükmü yoktur. Hı hı. Savaş halinde kime ne görev verilirse herkes o görevi yapmak zorundadır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ülke için hiçbir şey üretmiyor. Kendi içinde ki şeylerle boğuşuyor. Dolayısıyla Kemal Bey partiyi paramparça etmiş. Paramparça edilmiş bir partide genel başkan olmanız, il başkanı olmanız ya da daha önce genel başkandır şu anda milletvekili olmanız çok anlam ifade etmiyor. Yani artık herkes CHP'yi Kemal Bey'in yönetiminden, Kemal Bey'den kurtarmak için bütün o geçmişte üstlenmiş olduğu en iyi görevleri bırakıp, hani bazen biz deriz ya, eğer bize çay dağıtma görevi düşse bile biz onu yaparız. Çünkü memleket kötü durumda. Dolayısıyla şu anda CHP çok kötü durumda. Artık CHP'de kimse makama, mevkiye, daha önce genel başkandın, milletvekiliydin, şunu yapma, bunu yapma. Artık herkes CHP'yi Kemal Bey'den ve arkadaşlarından kurtarmanın peşinde. Hani bunlar bir yerde de vatana hizmet ediyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar sorumsuz bir şekilde yönetilmesi ülke muhalefetini de boğmuştur. Ülke muhalefetini de gerçekten işlevsiz bir hale getirmiştir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti hükümetine hem iç anlamda hem de dış politika anlamında büyük bir zarar veriyor. Bütün bunları bertaraf etmenin sorumluluğu, görevi kime düşer? Daha önce gerçekten bu ülkede görev yapmış Dışişleri Bakanlığı, Milletvekilliği, Başbakanlık, Bakanlık, Başbakan Yardımcılığı yapmış insanların bütün o şeylerden kurtulup bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurtulması için ne gerekiyorsa, üzerimize ne düşüyorsa, yani biz nerede görev bize verilirse orada görev yaparak bu yapıyı mutlaka sağlıklı bir hale getirmemiz lazım. Aksi takdirde biz peki, kendi partimizi kaybedeceğiz. Partimizin kaybedilmesi ülkemizin muhalefetinin bir ayağının kırılması anlamına gelir. Bugün bu şartlarda sizin bilmediğiniz, benim de belki sızdırmak istemediğim çok önemli bilgiler vardır. Cumhuriyet Halk Partisi doğum yapacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda ne doğuracak? Büyük sancılar çekiyor. Ne doğuracak? Yani ya kendisini toparlayacak, gerçekten sağlıklı bir parti olduğunu deklare edecek ya da bölünmeler başlayacak. Yeni partiler kurulacak ve Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey ve arkadaşları tarafından 2015 seçimlerine gitmeyecek. Peki. Gitmek istemiyorlar. Bakın, peki, Emine Ülker Tarhan olsun, diğerleri olsun. Bütün bunları engelleyen Sayın Baykal var. Bugün Sarıgül Baykal'la görüşmek istiyor. Sarıgül daha önce Baykal'ı hiç kabul etmiyordu. Kemal Bey'den umudu kesmiş. Karayalçın belli bir ittifakla İstanbul'a gönderiliyor. Değişik toplantılar var hafta sonu. Sayın Deniz Baykal ülkenin belli başlı yerlerini dolaşacak, illerini dolaşacak. Yani CHP'nin haliyle Suriye'nin hali aynıdır. Ya dışarıdan bir müdahale olacak, koalisyon güçleri tarafından CHP toparlanacak ki öyle bir şeyi biz de istemiyoruz. Kimsenin de öyle bir özlemi olmaz. Peki. Ya da CHP kendi içinde akil adam çıkararak bu, peki, devleti bölünmekten kurtaracak, bu partiyi pardon. Peki, peki. Şimdi bir mola gideceğiz ama molaya gitmeden önce bu doğum metaforu üzerine bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz normal doğumlar olur, sezeryan doğumlar olur, düşük yapmalar olur. Söz konusu doğum olunca işte çeşitli alternatifler olur. Bu doğum metaforu pek uymadı şeye, CHP'ye. Hani bir sancılı dönem var ama bu doğum sancısı değil diyeyim. Bu burada şeyin sancısı, yani CHP bir hale dönüşecek. Acaba nasıl bir şeye dönüşecek? Onun sancıları. İhsan Yılmaz'a dönüşecek o zaman. Yani bu bir sancı ama bu neyin sancısı? Tabii bir molanın ardından.
Yeniden birlikteyiz. En sıra dışı kaldığı yerden devam ediyor. Kaldığımız yeri hatırlatalım. Sezgin Tanrıkulu'nun o ifadesi, özürü üzerine Şahin Mengü'nün de o söyleyemeyeceğimiz ifadesi. Ahmet Geç. Ne diyorsun? Evet. Ya şimdi CHP'de yani savcı sayan tabii CHP polislerden daha hakim. O konudaki bilgileri daha sahih bilgiler. Ama şunu söylemek lazım CHP ile ilgili. CHP bu meseleleri, bu sorunları yani kendi içindeki bu konuları işte 80'li yıllardan itibaren tartışıyor. Daha doğrusu 90'dan itibaren tartışıyor. İşte CHP'nin için iktidar olamıyor. Bu iş Baykal'la olur mu? İşte efendim bu iş Kemal Bey'le olur mu? Ya da bu iş kimle olur? Sürekli bu tartışmalar yapıyor CHP. Tabii diğer partilere göre parti içi demokrasi biraz daha farklı işliyor CHP'de. Bunları konuşabiliyorlardı. Gerçi son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu muhalif seslere elini işte, masaya vurarak müsamaha göstermiyor artık. Yani orada despot bir yönetim oluşturdu gerçi ama sonuçta CHP bunların konuşulabildiği bir partiydi yakın zamana kadar. Şimdi hep de aynı şeyler konuşuyor. İşte bir grup der ki işte Atatürk'ün ilkelerinden uzaklaşıldığı için biz bu durumdayız. Bir başka grup der ki işte çağı yakalamalıyız. Efendim işte talepler üzerinden bir siyaset yapmalıyız. İşte merkez sağ partiler nasıl yaptı biz de öyle yapmalıyız. Bir dönem öteki grup ağır basar, bir dönem bu grup ağır basar. Şimdi son dönemdeki tartışmada da bu Emine Ülker Tarhanların ayrılmasıyla sonuçlanan tartışmada bildiğimiz tipik işte CHP'de Kemalizmin işte kökü kazınıyor. CHP'den Atatürkçülük tasfiye ediliyor. O gerekçeyle ayrılıyorlar. Tabii bir grupta şeye itiraz ediyor. İşte Bürgül Ayman Güler cemaat ilişkisinden dolayı Kılıçdaroğlu'nu şeye davet etmiş, istifaya davet etmiş ki haklı. Şimdi ben de diyorum ki CHP'de tartışılan bu konuların çözümü ya da CHP'de tartışılan bu konuların şeyi sebebi değil CHP'nin iktidar olamaması. Yani işte Kemalizm eksikliği, ya Kemalizm eksikse eyvallah biraz Kemalizm koyun içine. Mesele yani bu değil. İğneyi samanlıkta kaybetmişler, dışarıda arıyorlar. İşte diyorum tabii, ya mesele bu değil. İşte bir grup der ki Kemalizm az. Tamam bir miktar getir oradan Kemalizm koy. Bu değil mesele. Kemalizm koyarsın, biraz liberalizm koyarsın, işte biraz Kürtçülüğü koyarsın filan. Yani meseleler bu değil. Konu bu değil. Konu şu. Sen Kemalist ol, yeterince Kemalist ol ama insanlara bir şey söyle. Yani CHP Kemalist olabilir, kimsenin buna itirazı yok. İşte Kemalist karşıtı bir parti de olabilir, buna da kimsenin itirazı yok. Halkta şu duygu uyanmıyor. CHP bana bir şey söylemiyor. Ya da vaat ettiği şeyler nelerse onları yerine getirebileceğine dair bana bir güven vermiyor. CHP sadece seçmen üzerinde güven oluşturamıyor. Yani şeyi işte seçimlerden önceki seçimden bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o işte her aileye şu kadar para filan gibi şeyleri vardı mesela. Bunlar küçük şeyler değil, önemsiz şeyler değil. Bunlar önemli şeyler. Şimdi vatandaş diyor ki tamam güzel, iyi bir buluş, iyi bulduk ama zaten biz alıyoruz diyor. Hı hı. Zaten biz alıyoruz. O tıpkı otopark örneğinde olduğu gibi. Doğru, trafik yoğunluğunun olduğu bir kentte otopark bir projedir. Ama var zaten orada otopark var yani. Diyelim bir otopark yok. Senin o otoparkı yapabileceğine ilişkin insanlarda bir inanç oluşması lazım. CHP bu inancı oluşturamıyor. Yoksa CHP'deki sorun işte Kemalizm azdı, çoktu. Ergenekon şöyleydi, böyleydi sorunu değil. Yani şu anda AK Parti içindeki insanlar yekpare mi düşünüyor? Herkes aynı görüşte mi? İşte ANAP'ın o püriten adamlarından işte milli görüşün o işte inanmış takımına kadar ya da işte liberal bilinen isimlere kadar bir sürü insan şu anda AK Parti çatısı bir içinde parti. Bir vizyon çerçevesinde siyaset yapıyorlar. Tabii orada liderin şeyi de çok önemli. Liderliğin yaptığı işte o birleştirici şey de çok önemli. Tavır da çok önemli. Doğru, bir lider partisi ama bir sürü farklı renk, farklı görüş kendisini orada ifade imkanı bulabiliyor. Ortaya işte yekpare bir görüntü veriyor. CHP bu görüntüyü veremiyor. Yani
cemaatle de ilişkiye girebilirsin. Olabilir ama bunu meşru çerçevede yaparsın. İnsanlar der ki bu parti cemaat partisidir der mesela. Kafalarında bu inanç oluşur. Ha bu meseleler ben cemaatin çözeceğine inanıyorum diye düşünür. Sen bu inancı verirsin. İktidar olmaman için hiçbir sebep yok. Yani. Şimdi bu tartışmanın nereden çıktığını hatırlamakta fayda var. Sezgin Tanrıkulu tutup bir televizyon kanalında diyor ki ben partim adına Dersim'den özür diliyorum. Dersim katliamından özür diliyorum. Şimdi bu tartışma Hacı Bektaş-ı Veli'de Sayın Başbakan'ın Dersim modern Kerbela'dır cümlesiyle başladı. Buraları biraz hatırlamamız gerekiyor. İkincisi yine aynı törende Hacı Bektaş Belediye Başkanı'nın boş verin Dersim'i CHP'li değil mi? CHP'li. Yani bunları hatırlamamız gerekiyor. Boş verin Dersim'i demesi üzerinden alevlendi. Pardon Hasan'cığım, aynı Kemal Bey bana demişti ki Dersim devrimlerin meşruiyeti çerçevesinde olağandır. Ya şimdi dur geliyorum diyor. Tamam. Onur Öymen hatırlayalım. Onur Öymen hatırlayalım. Şey demiş galiba. Kemal Kılıçdaroğlu zaten mağdur. Niye özür dilesin ki demiş. Şimdi hatırlayın Onur Öymen'i hatırlayın. Şimdi Şahin Mengü eşittir Onur Öymen diyeceğim de onun için. Ne olmuştu hatırlayın? Dersim'de analar ağlamadı mı diye bir cümle kullanmıştı mecliste. Tam analar ağlamasın diye biz işte efendim çözüm süreci, efendim kardeşlik projesi filan diye dönemin başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu liderlik ettiği süreçte o zamanın CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen çıktı. Çok böyle gevrek gevrek, geniş geniş, rahat rahat Dersim'de dedi, yani Tunceli'de analar ağlamadı mı? O günün şartlarında bu gereklidi kardeşim. Niye yani ulus devlet falan filan. Tabii. Şimdi Şahin Mengü o sen tamamını okumadığın ve sonunda gerçekten hakaret içeren Sezgin Tanrıkulu'na verdiği cevap da tıpkı Onur Öymen'in refleksinin aynısıdır. O da diyor ki kardeşim sen ne haddine hangi şeyle özür dilersin. Dolayısıyla orada resmi rakamlara göre işte 12-13 bin kişi, 15 bin kişi sivil halk öldürüldü. Ama bu meşrudur demeye getiriyor Şahin Mengü. Niye? Çünkü Şahin Mengü CHP'nin o derin CHP diyelim biraz. Katı, Kemalist, bir ilerisini daha söyleyeyim, faşist, tek tipçi, düzenleyici fikriyatının temsilcisi rolüne bürünmüş görünüyor. Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'ye gelmesini bir hatırlayın. Yani yeni CHP. Kürttür, işte Diyarbakırlıdır filan ama İstanbul'dan siyasete girmiştir. O ayrı bir tartışma ama yeni CHP. Yani CHP Türkiye'deki kronik sorunlara çözüm üretecek. Hem toplumsal katmanlar açısından hem işte bu işte Kürt sorunu filan meselesinde bir çözüm üretecek. Yeni şeyler söyleyecek dediğimiz zamanlarda CHP'ye katılmış, gelmiş bir siyasetçi. Bu siyasetçiyi Onur Öymen'in devamı olan ve şimdi partide yani hala CHP'li ama partide bir sorumlu olmayan hatta milletvekili de seçilmeyen, listeye de konmayan Şahin Mengü tarafından vuruluyor. O zaman bu bir demek ki CHP'nin içerisinde diri bir damarın işareti. Yani hatırlıyorum Bilgün Ayman Taman mıydı o kadın? Bilgün Ayman Güler. Güler. Taman da var bir tane. Yok. Yok mu? Güler mi vardı? Şu cümleyi hatırlatacağım onun için. Hiç Kürt milliyetiyle Türk milleti Ayman eşit Güler. Olur mu? Şimdi tıpkı bu ne biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin bekası için veya ulus devleti inşa ederken 12-13 bin, 15 bin tane Dersimli'nin canının ne önemi var kardeşim? Sen kimsin de özür diliyorsun? Bakın,
İkisi de tam aynı mantığa çıkar. Bir şey daha işaretler bu Şahin Mengü'nün tavrı. MHP liderinin Devlet Bahçeli'nin bu haftaki grup konuşmasını hatırlıyor musunuz? Orada Sayın Ahmet Davutoğlu'na hani gönderme yaparken Dersim meselesinde. Dönemin PKK'sı. Dönemin PKK'sı, onu da geçtik. Yani Rıza tabii diye hitap edip hak etmişlerdi filan. Ya biz, ya ben Çankırılıyım. Bizim köyümüzde Kürt kızı diye bir kadın vardı benim çocukluğumda. Yani hepsi rahmetli oldu gittiler. Köyün çobanıyla evlendirmişler. Selahattin amcayla, o da rahmetli oldu. Bu Kürt kızının geçmişine biliyor musunuz? İşte o Dersim'den hani alınıp veriliyor ya çocuklar, bazı kızlar. Ki o belgeseller de duruyor. Biz de yayınladık onu. Dersim'in epeyce, kızları. Dersim'in kızları, evet. Belgesel epeyce haberlerde kullanmıştık. Bir baksınlar bu Sezgin Tanrıkulu özür diliyorum derken biraz işte o Dersim'in kızlarının hikayesini bildiği için o yine kimdi, Celal Bayar'ın mı şeye, Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajı, orada hepsini doldurdular. İhsan Sabri Çağlayangil. İhsan Sabri Çağlayangil de söylüyor. Emniyet müdürü. Hepsini doldurdular mağaralara, verdiler gazı, verdiler kurşunu, hepsini öldürdüler diye devletin kendi adamlarının ifadeleri. O ses kayıtları kayıp şu anda. Yani İhsan Sabri Çağlayangil'in Kılıçdaroğlu'nu anlattığı şeylerin ses kaydı kayıp. Hmm. Son bilgi şu, bu kayıtları ben Soner Yalçın'a verdim demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Hmm. Biz Soner Yalçın'ı sıkıştırıyoruz. Diyoruz ki kardeş, sen alkolüne çok meraklısın. Bu ses kayıtlarını ne yaptın? Onu derhal ve acilen yayınla. Onu özellikle Soner Yalçın'a rica ediyoruz. Kayıp şu anda o ses kayıtları. Dolayısıyla bu hani sadece iki siyasetçinin yani duruşu gibi bakmamak lazım. İşte Sezgin Tanrıkulu'na kızmış bir meclis içinde kalmış bir CHP'linin duruşu değil. Bu duruşu biz dediğim gibi Onur Eymen'de de gördük. O Bilgün Ayman Güler. Bilgün Ayman Güler. Birgül Ayman Güler. Güler'de de gördük. Yakın zamanda Emine Ülker Tarhan mıydı? Evet, oydu. Onda da gördük. Sen CHP'lileri telaffuz edemiyorsun. Edemiyorum, değil mi? Dolayısıyla bu bir damar. Bu adını koyalım, bu faşist bir damar. Yani Kemalizm zaten biraz da faşizmle özdeşleşerek devam eden bir şey. Yeni CHP filan meselesinde Sezgin Tanrıkulu'nun özrünün havada kaldığında göstergesi olarak kayıtlara geçmesi lazım. Peki. Son bir cümle daha söylemek istiyorum. Buraya not son almıştım. Bir cümle olsun. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Hadi Savcı Sayan'a söyleyelim son sözü. O zaman son sözü, son bir cümleyi Savcı Sayan'a bırakalım. Savcı Bey, son bir cümle ama. Ya Turgay Bey, şimdi AK Parti'ye Kemal Bey geldiği günden bugüne kadar hep AK Parti'ye benzeyerek ya da partiyi ona benzeterek iktidar olacağını düşünüyor. Aslı dururken kimse fotokopiye oy vermez. En sonunda zaten biz kamp olayını da AK Parti'ye özendik gittik. Onların kampında Türkiye projesi çıktı. Bizim kampımızdan inek çıktı. Şimdi fakat Napolyon komutana biz savaşı niye kaybettik demiş. Demiş ki 10 tane sebebi var. Ne demiş? Bir demiş. Say demiş. Bir, barut yok. Tamam demiş. Gerisini sayma. Şimdi CHP'de bir, lider yok. Tamam. Gerisini saymaya gerek yok. Yani sorun budur. Hiç böyle ileri geri götürmenin bir anlamı yoktur. Peki, peki. Sabri Sayan, haftaya burada olacaksınız inşallah. Ya şu inek meselesini biz hiç konuşmadık, çok mühimdi. İnek meselesi tabii. Mühim. Mühimdi tabii. Haftaya, yani bu konuşuruz haftaya da. Bu inek meselesiyle konuşalım. Tabii, İstersen stüdyoya bir inek getireyim. Yani üzerinde anlatmak icap eden bir şey varsa. Yok, yani belki bir CHP'li olsaydı olurdu. Peki. Geldik bu haftada programın sonuna. Herkese iyi geceler, hoşça kalın.